Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Kısa bir video yapacağım. Onun da aslında göstermek istediğim bir şey var. Şimdi buraya ben bu bölgeye 2 hafta önce geldim. 2 haftada bir geliyorum bu eve. Şöyle söyleyeyim. 2 hafta önce geldiğimde bakın karşımda bir tane tabela var. Hatta biraz şöyle bir yaklaşın. Bakın sağ tarafta gördünüz mü? Salt yazıyor. Yani 2 hafta önce cumartesi geldiğimde emlakçı oraya o tabelayı çakıyordu. Neden? Yani satmak için. Orada sale yazıyordu. Sold yazmıyordu. Tabii yani çakıyordu 2 hafta önce bugün. Bugün geldiğimde bakın orada sold yazıyor. Yani ev satılmış. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şimdi buradan artık devam edebilirim. Şimdi bunu neden söylüyorum? Toronto'da emlak piyasası çok hareketli. Yani nereye giderseniz gidin bir tane ilan görün etrafınızda. İnanın 2 hafta, 3 hafta yani maksimum 1 ay sonra gidin tekrar o bölgeye, o ilanın olduğu yere. Bakıyorsunuz ilanda satılmış yazıyor. Çok fazla göç alan bir ülke. Toronto'da çok insanları tercih ettiği bir şehir. Diğer şehirlere, eyaletlere baktığınızda. Bundan dolayı da burada çok fazla bir sirkülasyon oluyor. Mortgage'lar Türkiye'dekiyle kıyasladığınızda tabii çok daha uygun. Burada 20 yıllık, 25 yıllık mortgage'lar alabiliyorsunuz. Bunu da hani normal kira ödemiyorsunuz da kendi evinizin mortgage'ını ödüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Aslında ileri görüşlüyseniz güzel bir yatırım olacaktır. Hani 20 yıl, 25 yıl o evi ödemek zorunda değilsiniz. Evi 5 yıl ödediniz. Daha sonrasında evi satılığa koyuyorsunuz. Ev satılıyor. Kaç para ödediyseniz, evin üzerine ne kadar prim yaptıysa daha sonra bunu farklı şekillerde yeni bir yatırım olarak mı değerlendirirsiniz? Alıp bankada tutmak mı istersiniz? Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi dediğim gibi bu kısa bir video olacak dedim. Sadece çünkü çok fazla hareket var bu piyasada, emlak piyasasında. Nedeni de bahsettiğim gibi Toronto'ya çok fazla insanların yerleşmek istemesi, göç alması bu şehrin. Bundan dolayı da hallice hızlı bir sirkülasyon oluyor. Zaten geçenlerde seçim vardı. Seçimlerden önce tüm başbakan adaylarının hepsinde de ortak görüş şuydu. 1 milyonun üzerinde yeni ev inşa edeceğiz diye. Çünkü baktığınızda her taraf inşaat, her tarafa yeni evler yapılıyor ama bu evler gelen insanların talebini karşılamıyor. Bir keresinde ben bir emlakçıyla konuşmuştum. Kendisi bana şunu dedi. Şu an yapılan inşaatlar Kanada'nın emlak açığını sadece %60'ını karşılıyor. Bakın daha ekstra %40'lık bir talep daha var. Yani baktığınızda her taraf inşaat, yani herkes bunu diyebilir. Ya her taraf inşaat, her taraf inşaat ama bu kadar inşaat olmasına rağmen hala diyebiliriz ki %60'ını karşılıyor. Onun için insanlar bu şekilde bir yerde bir satılık ilan gördüğü zaman, mesela bölgeler de önemli. Bakıyorsunuz mesela eğer ki zaten bir satılık ilan varsa, yani bir satılık ev varsa mutlaka zaten kapısında onun gibi tabelasını görürsünüz. Yani o civarda herhangi bir o şekilde göreceğiniz bir tabela yoksa bilin ki zaten satılık ev de yoktur. Türkiye'deki gibi değil sistem. Onun için insanlar bir bölge belirliyorlar. Beğendikleri bir bölge oluyor, hoşlarına giden. Diyorlar işte ben buradan ev almak istiyorum diyorlar. Ama zaten hani orada satılık ev olup olmadığını çok net bir şekilde o beğendiğiniz bölgeyi gezerek anlayabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Yani kara borsada şeyler nasıldır?
Fiyatlar nasıldır? Örnek veriyorum, maç için bilet almak istersiniz. Eskiden öyleydi ya, kara borsaya düşerdi. Bilet kalmazdı. İnsanlar 100 liralık bileti 1000 liraya satma durumları olabilirdi. Şimdi o bölgede de mesela eğer ki birden fazla ev yoksa ve siz de o bölgeden ev almak istiyorsanız, evin emlak piyasası eski bir ev bile olsa 1,5 milyonsa siz pazarlık yapma şansınız olmuyor. Diyemiyorsunuz ki hani bana bunu 1 milyon 400'e verin, 1 milyon 300'e verin. Yok. Bazen birden fazla emlakçıya talep gidiyor. O zaman emlakçı da ev sahibiyle görüş alışverişinde bulunuyorlar. 1500 istedikleri yeri en fazla kim teklif verirse ona göre yükseltebiliyorlar. En fazla teklif verene verebiliyorlar. Yani bu videoda kısaca bunlardan bahsetmek istedim. Buradan yatırım yapmak isteyenler olur. Bu tarz fikirde olanlar olur. Ufak bir şey olsun. Çünkü evler çok hızlı bir şekilde satılıyor. Genelde zaten evi olanlar veya bu tarz eski evleri alıp yeniliyorlar. O insanlar da biliyor zaten markete koyduklarında, satılığa koyduklarında evleri çok kısa bir süre zarf içerisinde satılacak diye. Yani nakit parası olan bir insan için hem inşaat maliyetini karşılayacak, hem evi satın alacak, hem bu süre zarf içerisinde o inşaat devam ederken ikinci bir ev alacak, bu tarz güçte olan bir insan varsa gerçekten bu tarz yatırımlar yapmak, inşaat işine girişmek, burada tabii her işin riski vardır ama genelde çok popüler bir iş. Parası olan insanların tercih ettiği bir iş ve genelde de malı alırken kâr edeceksiniz diyorlar ya, hani o evin, örnek veriyorum, değeri, gerçek değeri, almanız gereken rakam 1,5 milyondur ama siz gidersiniz yüksek rakamdan alırsınız, eski olmasına rağmen 1 milyon 600'den 1 milyon 700'den daha sonrasında evi renovation yapacaksınız, bir masraf yapacaksınız, para harcayacaksınız, bu kez markete koyduğunuzda, satılığa koyduğunuzda evin gerçek fiyatından, çünkü inşaat maliyeti de var, onu da ilave ettiğinizde rakam yukarı çıkacağı için kâr etmeyebilirsiniz. Ama her zaman malı ne kadar uygun alırsanız, değerinde ve değerinden düşük alırsanız, bu emlak piyasasında kâr etme oranınız her zaman artacaktır arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.